Her zaman yağlı kızartmaları severiz. Sevmeyen nesil yoktur da diyebiliriz. Ama kızartma yağları kullanıldıktan sonra tekrar ve tekrar kullanılması kanserojen etki yaratıyor. Lavaboya dökmek ise geleceğimizi çöp ediyor. Kızartma yağlarını çöpe atmanın en basit yolunu göstereceğim. Yağ sıcakken içine bir tutam tuz atın ve soğumasını bekleyin. Yağ katılaşacaktır ve bütün bir şekilde çöpe atabilirsiniz. Peki siz evde atık yağlarınızı ne yapıyorsunuz? İnternette hayat hileleri oldukça aldı başına gidiyor ve insanları kandırmak bir o kadar kolay oluyor. Burada telefonun şarj aletini bir patatese takıyorlar ve üstüne enerji içeceği döktüklerinde telefonları şarj oluyor. Sizin için sırrı söyleyeyim. Kablolar enerji içeceğini döktüklerinde aşağıdaki kabloyu fişe takıyorlar ve sanki şarj oluyormuş gibi gösteriyorlar. Yani her ikisi de ayrı kablolar. Dünyanın en pahalısından da pahalısı etiyle tanışın. Çikolatalı Kobe eti. Kobe eti zaten başlıca ayrı bir lezzet ve pahalılıkta. İnekleri bira içirtilip şarkı dinletilerek besleniyor. Ekstradan özel çikolata sosu ile Kobe eti olunca fiyatı 4x daha pahalı oluyor. Siz çikolatalı eti denemek ister miydiniz? Lezzetli olmuş mudur sizce? Zihinsel aldanma sayesinde Şahin arabayı Ferrari olarak görebilirsiniz. Bu aldatmacalar tüm dünya reklamlarında kullanılmaktadır. Bu videoda da fesatlar hemen çıkacak. Aslında gerçeği öğrenince bu duruma çok gülecekler. Çin'de telefon bağımlılığı o kadar had safhaya ulaştı ki neredeyse günün yarısını telefonda geçiriyorlar. Burada da babasından ilgi görmeyince ona ders vermeye çalışan masum bir çocuğun çektiği şaka var. Babası salatalığı tuza bandırıp yerken birden yerden tuz kabını kaldırıyor ve olanlar oluyor. Babası salatalığı yere sürtüyor ve onu yiyor. Ne olduğunu anlamadan tabii ki de. Peki sizin çocuğunuz bunu yapsa sizin tepkiniz ne olurdu? Noodle yerken içerisinden çıkan yağları ve baharatı dökmemiz gerekiyor. Yoksa lezzetsiz bir şey oluyor. Bir influencer bunun çözümünü bulmuş. İnce pamuk bezi noodle tabağına koyuyor ve bekliyor. 10 saniye sonra kaldırdığında bütün fazla yağ alınmış bir noodle oluyor. Siz de noodle'ın içerisinden çıkan yağdan rahatsız oluyor musunuz? Acaba mısırı bütün patlatırsak ne olur? Bunu hiç düşündünüz mü? Adamın biri bunu düşünüp denemek istemiş. Sonuçları ise hayli şaşırtıcı. Direkt yağ dolu bir kaba mısırı koçanı ile birlikte atıyor ve bekliyor. Bir de ne görsün, mısır patlamaya başlıyor. Koçanlı patlamış mısıra dönüşüyor. Siz de evde dener miydiniz? Maskeler hayatımızın bir parçası olmuşken birçok spekülasyon çıkmaya başladı. Bunlardan biri de maskeye bir mum bağlayıp yakınca maskenin uçması gibi. Sizce videoda görülen maskenin uçma olayı gerçek olabilir mi? Evde kestaneyi bir hareketle soyabilirsiniz. Yapmanız gerekenler çok basit. Kestaneyi tuzlu suyla yıkayın. Daha sonra bıçakla bir çizik atın. Bir tencerenin içine bir kaşık şeker, bir çay bardağı yağ ve su ekleyip kaynatın. Daha sonra soğuyunca yemede yanında yat. Efsane bir şey olacak. Demesi benden, yapması sizden. Evde köpük banyosu yapmanın püf noktalarını göstereceğim sizlere. Bir kaba suyu boşaltın ve sıvı deterjanı üstüne koyun. Daha sonra kola şişesini ortadan ikiye kesip bir bez ve lastik bir toka ile bağlayın. Yapmanız gereken kola şişesini içine batırıp üflemek. Gerisi sizde. İyi eğlenceler. Kola ve karpuz ile telefon şarj edilir mi? Çinli bir adam karpuzun içine oymuş ve içerisine kola döküyor. Daha sonra asitik dengesini arttırmak için içerisine mentollü bir şeker atıyor. Ve içerisinde oluşan tepkime sayesinde 24 volt enerji üreterek telefonunu şarj ediyor. Sizce bu gerçek midir? Fenomen mi olmak istiyorsunuz? Bunun birçok yolu var. Size bir örnek göstereceğim.
Saçını sakalını dondurup buz kütlesi haline getirip fenomen olan Joy ile tanışın. Bir ayda tam 2 milyon takipçiye ulaştı ve şu an zengin. Peki siz zengin olmak için ne yapardınız? Artan yağ fiyatları yüzünden insanlar artık nasıl tasarruf yaparım derdine düştü. Bir Japon bu konuda oldukça kafa yormuş durumda ve çözümü de basit bir şekilde bulmuş. Bir tabak nişastayı su ile karıştırıyor ve daha sonra kaynayan yağın üstüne dökmeye başlıyor. Nişasta yağın içerisindeki tüm partikülleri kendisine çekerek yapışıyor ve kızarıyor. Üstünde tabaka gibi kalan kısmı ise alıp çöpe atıyorsunuz ve yağınız tekrardan kullanıma hazır. Siz de evlerinizde bu yöntemi dener misiniz? Çelik yünü, çelikten yapılan hassas yüne benzer bir iletkendir ve oldukça düşük enerjilerde yanabilir. Bir pil bile onu yakmaya yetebilir. Japon bir mühendis, yatakta yatarken telefonların beynimizin yanında olmaması gerektiğini gösteren bir deney yapıyor. Bir telefonu çelik yününün içerisine koyuyor ve telefonu arıyor. Sonuç ise oldukça şaşırtıcı. Telefon sinyali bile bunun yanmasına sebep oluyor. Telefonları yatarken kafamızın yanına koymamamız gerektiğini gösteren güzel bir deney. Siz de yatarken telefonu yastığınızın altına koyuyorsanız bir kez daha düşünün derim. Dev vücut geliştirmeci Digali internette nasıl mı popüler oldu? Tabii ki de osurarak. Yemek yeme ve ASMR videoları çeken Kali her yemeğin arkasından pırtlatıyordu. İnsanlar böylesine devasa bir adamdan çıkan osuruğu çok sevmiş olsa gerek. Birçok yemek şirketi ona sponsor oldu. Yeter ki yesin ve pırtlatsın. Sizce ünlü olmak bu kadar basit mi? Çin'de yeni yasalar getirildi. Yolda bir arıza gördünüz ve araçların kaza yapmasına neden olan bir kusuru tespit ettiniz. Eğer bu yolu tamir etmezseniz suçlu oluyorsunuz. Siz bunun üstünden geçip gittiniz ve arkanızdan gelen bu yolda kaza yaptı. Kamera kayıtlarından siz tespit ediliyorsunuz ve oldukça yüksek cezalar ödemek zorunda kalıyorsunuz. Sizce bu uygulama güzel olmuş mu? Amerikalı bir kadın evinde iş sonrası uykuya dalınca olanlar oldu. Uyandığında kulağı duymuyordu. Şaşkın bir şekilde kulağına ne olduğunu sorgulamaya başladı. Ve kulağının içerisinde hareket eden bir şeyleri görünce oldukça şaşırdı. Hemen hastaneye giden kadın kısa bir operasyona alındı. Kulağına meğersem uykusunda hamam böceği girmişti. Ne kadar iğrenç bir olay. Kısa bir operasyonla hamam böceği çıkartıldı. Ve kadın eski sağlığına kavuştu. Sizin de başınıza böyle bir olay geldi mi? Sahilde metal dedektörü ile define ve hazine aramak güzel bir hobidir. Orhan Tümerkan adında bir YouTuber, sahilde metal dedektörü ile hazine arama videosu çekerken çok garip bir şeye rastlıyor. Bunlardan en garibi ise üstünde uzaylı resmi olan bir para. Bu parayı araştırıp satmaya kalktığında oldukça değerli bir koleksiyon parası olduğunu öğreniyor. Sizler de hiç böylesine değerli bir şeye tesadüfen ulaştınız mı? Üzüm çok lezzetli bir meyvedir ve senenin her ayında yemek isteyebiliriz. Japon çiftçilerin yıllardır uyguladığı bir taktik sayesinde yaz kış demeden her zaman taze üzüm tüketebiliyorlar. Japon kralların üzümü çok sevmesinden dolayı bu taktiğin geliştirildiği biliniyor. Saman ve kil çamuruyla bir karışım yapıyorlar. Ekmek şekline getirdikleri karışımın tam ortasına bir salkım üzümü koyup çamur ile komple sıvıyorlar. Bu şekilde güneşe koyup kurumasını sağlayan Japonlar, istediklerinde sertleşmiş çamuru kırıp içerisinde ilk günkü gibi duran üzümleri afiyetle tüketiyor. Siz de Japonlardan gelen bu taktiği biliyor muydunuz? Çin'in kuzey eyaletinde yaşayan Hintli bir çiftçi Yong Jin, tarlasına her sene başka bir mahsul ekerken bu sene mısır dikmeye karar verdikten sonra hayatı değişti.
Tarlasındaki mısırları kontrol etmek ve ilaç vermek için tarlasına kontrole giden Yong Jin bir tane mısırı kökledi ve gördüklerine inanamadı. Mısırın köklerinde bir sürü sikke vardı. Bir tane değil, tam tamına 150 adet sikke bulan Çinli çiftçinin hayatı resmen değişti. Sizin de başınıza böyle bir şans gelseydi nasıl bir tepki verirdiniz? Videoda gördüğünüz sıvının ismi aslında glifosat. Kendisi tarım ilacıdır. Mısır, pamuk, soya gibi birçok tarım bitkisinde yabancı otlara karşı koruma sağlaması için kullanılır. İçerisinde bulunan amino asitler yüzünden o kadar akışkandır ki başka bir yere boşaltılırken sanki ağır çekimde video kaydedermiş gibi gözükür.